hayatta en değer verdiğim şeylerden bir tanesi işlerimi maliyet etkin şekilde halletmek. Mesela diyelim ki bu kalitede baskıya ihtiyacım var. Bu kalitedeki baskıyı en uygun fiyatla hangi makine alabilirim? Burada kastettiğim şey sadece makinenin satış fiyatı değil, idame giderleri de. Yani örnek veriyorum, reçine yazıcıyla da ben bu baskıyı alabilirim. Belki makineler daha ucuzdur ama reçinenin ham maddesi daha pahalı. Dolayısıyla ya da arıza ihtimali daha yüksek olan makineler olabilir. En uygun maliyetli bu işleri nasıl çözebileceğime kapayı takmış durumdayım. Dolayısıyla giriş seviyesindeki ürünleri her zaman seviyorum. Yani mümkün olduğunca tercih etmeye çalışıyorum. Eğer işimi görmeyen bir şey varsa ona en yakın neyi alabilirim diye düşünüyorum. Dolayısıyla dünyanın en gelişmiş Ender 3 versiyon 2'sine sahip bir insan olarak da Ender 3 versiyon 3'ün çıkmasını bekliyordum. Çünkü Ender 3 versiyon 2 çağına göre çok güzel bir makinaydı ama şu an biraz geri kaldı. İşte otomatik seviyelemedir vesairedir çift ekseni gibi şeylerdi artık e, herkes bunları arıyor. Dolayısıyla Ender 3 versiyon 3 SE'yi çok merak ediyorum. Makine yaklaşık bir buçuk aydır bende. Şu ana kadar birçok yazıcı inceledim ama hiç bu kadar baskalık ki şu an gördükleriniz hiçbir şey. Bunun 2-3 katını da basıp bir yerlere teslim ettim. Sattım, arkadaşlarıma hediye ettim, bir sürü şey bastım. Yani yüzlerce parça bastım. Sadece şurada 200-300 tane küçük, irili ufaklı parça var suyunu çıkardım. PLA'dır, PLA Plus'tır, ABS'dir, PETG'dir, TPU'dur, ASA filamenttir. Bir sürü filament çeşitleri işte dedim. Bu makinenin şu an neredeyse her şeyini biliyorum. Gelin videoda bütün detaylara değinelim. Ve bu makine almaya değer mi? Birlikte karar verelim. Öncelikle baskılar alırken neler yaptım? Onlardan bir bahsedeyim. Hiçbirinde post proses yok. Yani zımparalamadım. E, herhangi bir işlemden geçirmedim. Sadece böyle çok belirgin bir tüycük varsa onu koparıp almışımdır. Ya da mesela şunda support vardı, supportlarını çıkardım ama herhangi bir post proses yapmadım. Dolayısıyla en ham haliyle göreceksiniz iplikleri vesaireleri, her şeyi duruyor. Tabi bu ipliklenme gibi şeyler sadece makine değil filamentle de alakalı, yaptığımız ayarla da alakalı. Bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bunun dışında şundan da bahsetmek istiyorum. YouTube'a her zaman video çekemiyorum. Çünkü YouTube'da video çekmek için ciddi hazırlık yapmak lazım, ciddi araştırma yapmak lazım. Bir sürü şey basıp böyle hani size bir bilgi sunmam gerekiyor. Onun için kısa kısa elde ettiğim bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Mesela filament maliyetlerini nasıl düşürürüz diye böyle ara ara paylaşım yapıyorum. İşte makarasız filament alabiliriz, renk geçiş filament alabiliriz ya da baskı hızını nasıl artırabiliriz? Ya da yaptığım diğer işlerle ilgili işte ağır düğün ağır gedir bunlarla ilgili günlük çalışırken keşfettiğim şeyleri Instagram'dan hemen story çekip atmak, YouTube'a video yüklemekten çok çok daha kolay. O yüzden Instagram'dan da böyle şeyleri takip etmek istersen, bu bilgileri kaçırmak istemezsen Instagram'dan beni takip edebilirsin. Şimdi videoya geri dönelim. İlk başta makinada şu baskıyı aldım, bir kedi baskısı. Bunun ayarlarını SD kartta girdikleri için ben bu ayarları bilmiyorum. Bu arada bastığım her şeyle ilgili bütün ayarları ekranın köşesinde gör görüyor olacaksınız. Bununla ilgili bütün bilgileri bilmediğim için bildiklerimi yazdım. Şöyle baktığım zaman detaylar gayet güzel. Üstünde böyle bir pütürlü pütürlü bir yüzey var. Yani doğal olarak öyle tasarlanmış gayet güzel olduğunu söyleyebilirim ama zaten bu ayarları çok iyi yapıyorlar. Yani yazıcı üreticileri o içerisine yükledikleri parçaları çok iyi yapıyorlar. Tabii ben onun içinden çıkan filamentle değil başka bir PLA plus filamentle bastım bunu. Sonrasında şu test baskısını aldım. Bu test baskısında bir iki tane böyle çubuk gibi şey vardı, kırıldı. Buralarda herhangi bir ipliklenme yok. Dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi 70 dereceye kadar alt tarafta herhangi bir problem yok. 70 derecenin üstüne çıktığında açı Altta böyle pütürlenme olmuş ama onlar da temizlenerek giderilebilir. Yani 70 dereceye kadar herhangi bir şekilde destek koymadan baskı alabiliyoruz bu makinayla. Detayları böyle çok anlatmak istemiyorum. Burada köprü testleri vesaire var. Yakından çektiğim görüntüleri izleyerek meraklı olan insanlar daha fazla bilgi edinebilirler. Sonra yaptığım testlerden bir tanesine geleyim. Bunları petçi ile bastım. Bunu da petçi ile bastım. Şunu ABS ile bastım. Bunu asa filamentle bastım. Asa filament de çok sevdiğim filamentlerden bir tanesi. Çok dayanıklı ve Ender 3 versiyon 3 ile de bunu çok rahatlıkla basabiliyoruz. Sonrasında bir arkadaşım böyle mouse için bilek desteği gibi bir şey istedi benden. Alt tarafı sağlam olsun dedi. O yüzden ABS ile bastım. Üst tarafları da yumuşak olsun dedi. O yüzden TPO filamentle bastım. TPO filament biliyorsunuz esnek bunlardan çok daha esnekleri de var. Esnek filamentle her yazıcı baskı alamıyor. Bunun için direct drive olması lazım. Bu makinede direct drive bir extruder var. Ender 3 versiyon de Bowden vardı. Yani motor buradaydı. Buradan itekliyordu. Boru içerisinden geliyordu. Burada öyle değil. Doğrudan kendisi çekip aşağı doğru filament akıtıyor. Dolayısıyla yumuşak malzemeleri de çok rahatlıkla bu makineyle basabiliyoruz. Ben sırf bunun için 100 doların üzerinde para ödeyerek bir e, yeni bir kafa almıştım ve onunla baskı almaya başlamıştım ki 100 dolar hiç az bir para değil zaten bu makinenin fiyatını neredeyse yarısı 100 dolar yapıyor. Dolayısıyla yumuşak malzemeler basmak istiyorsanız da bu makine tercih edilebilir. Bunun dışında genel olarak şöyle şeyi de söyleyeyim herhangi bir problem yaşamadım hiçbir şekilde kenarından köşesinden kalkma yaşamadım. Pirit kullanmadım, yapıştırıcı kullanmadım. Tablasının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. O kadar baskı almama rağmen tablonun üzerinde çok ufak tefek böyle çizik lekeleri var ama onlar da belli belirsiz. Yani böyle eğilme çizilme yok. Çünkü zaten burası çelikten yapılmış. Üzerinde de güzel bir kaplama var. Dolayısıyla herhangi bir yapıştırıcı vesaire kullanmadan da problemsiz baskı alabiliyorum. Yani son zamanlarda en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de tablo. Eğer bir şeyin tablosu iyi çalışmıyorsa gidiyorum. Peyi kaplamalı yay çeliği alıyorum. Sorunu tamamlıyorum. Daha önce kullandığım bir tane başka markanın yazıcısı vardı. O onun tablası ile ilgili problem yaşamaya başlayınca gittim. Paraya kıydım. peyi kaplamalı bir tablo aldım ve problem çözüldü. Yani tablo çok önemli arkadaşlar. bunun dışında otobet leveling'i çok iyi çalışıyor. Otobet leveling'i çok iyi çalıştığı için ilk katmanlar pürüzsüz oluyor. İlk katmanlar pürüzsüz olduğu için kenardan köşeden kalkma yaşamıyoruz. Yani hiç yaşamadım. Açık yüreklilikle söyleyebilirim. şu an hatta elimdeki makinaları de sayayım. CRM4 var, K1 var, K1 Max var. Ender 5 S1 var. Başka markaların 2-3 tane daha makinesi var. Bir sürü şey kullanıyorum ama aralarında en sevdiğim makine bu diyebilirim. Çünkü fiyat performans ürünü tam olarak. Bunun iki katı, üç katı makineler bundan biraz daha hızlı çalışabiliyor. Ya da kapalı kasa olabiliyor. İşte K1'i baz alalım. K1 bunun iki buçuk, üç katı fiyatında. Üç katına fiyatı olmasına rağmen kapalı kasa olması ve biraz daha hızlı olması dışında ciddi bir fark yok. Yani bununla da çok güzel, çok pürüzsüz baskılar alabiliyoruz. Eğer sürekli ABS basmayacaksanız, yani şu boylar çok. Problem değil ama çok büyük yüksek bir şey basacaksanız ABS'de açık kasa makinalarla ABS'ye çok ciddi basamıyoruz. Dolayısıyla e, bunun gibi şeyler dışında e, bir makine arıyorsanız giriş seviyesi kapalı olması sizin için önemli değilse ki PLA basarken hiç önemli değil gayet güzel bir makine olduğunu söyleyebilirim. Sonra devam edelim başka neler bastım. Şöyle bir baskı aldım üç farklı parçayı bunları sonra akrilik boyayla boyadım. Bu aralar biraz hobi olarak da kafa dağıtmak için boyama işleri de yapıyorum ve hatta şu parkaların tamamını boyayıp oyun haline getireceğim. Bu da telefon tutucu. Otomotiv işiyle ilgilenen bir arkadaşım var. Muhtemelen ona hediye edeceğim. Çok hoşuma gitti. Yarış arabası koltuğu şeklinde telefon tutucu. Şöyle telefonlarımı koyabilirim. Bunun dışında ilginç şeylerden bir tanesi şu. Bu Himeji Castle. Bunu da bir arkadaşıma hediye etmek için bastım. Himeji Castle'ı çok seviyor. Japonya'da bir kale. Bunu da yeşil fosforlu filamentle bastım. Gündüz böyle yeşil beyaz arası ama beyaza daha yakın bir renk olarak gözüküyor şöyle. Ama gece güzel parlıyor. Aynı şekilde ilk testlerimi de şu bençlerle yaptım. Bu yeşil bu da mavi. Gece birisi yeşil birisi mavi parlıyor. Yeşilin çok daha iyi parladığını söyleyebilirim. Genel olarak herhalde öyle bir şey var. Yani fosforlu ürünlerde yeşil çok daha iyi parlıyor. Diğer renkli fosforlu şeyler daha zayıf parlıyor. O yüzden çok iyi parlayan bir şeye ihtiyacınız varsa da yeşil fosforlu filamentleri tercih edebilirsiniz. Bunun dışında e, ee, baskılarımdan memnun olmadığım bir tek şu var. Çok garip çıktı bunun baskısı. Muhtemelen ayarlarımla alakalı. Çünkü aynı filamentle başka aldığım baskılar problemli olmadı. Bunların buralarında böyle fütürcüler var. Onları da size göstereyim. Yani iyisiyle kötüsüyle ne aldığınızı bilin. Mesela aynı filamentle bunu bastım. Bunda da hafif böyle belirgin çizgiler var ama şeyi çok güzel. Bunun kadar değil. Muhtemelen yani bu filament çok eskiymiş olabilir. Bu filamentin sıcaklık ayarını işte yapmamış olabilirim. Ki hiçbir şey için sıcaklık kulesi, işte retraction tower falan basmadım. Tamamen ortalama mesela bunda kaç yazıyor? 190 ile 230 arası yazıyor. İşte 220 giriyorum, 215 giriyorum. Ortalama bir değer girip öyle baskılıyorum. Dolayısıyla çoğu insan böyle yapacağı için de çok ciddi ayarlar yapmıyorum. Videolarımda gidip böyle 20 tane işte sıcaklık kulesi, geri çekme kulesi, işte basınç bilmem nesi yapmıyorum çünkü birçok insan bunu yapmıyor. O öyle yaptıktan sonra herkes güzel baskı yapar. Rastgele girerek yani rastgele derken ortalama bir değeri girerek neler çıkabiliyor onlara bakmayı daha çok seviyorum. Şöyle diğer baktığım, bastığım şeylere bakayım. Mesela şurada bir oyunla ilgili orman şeyi var. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir ipliklenme var. Çok normal. Burada Retraction Tower basıp e, düzeltilebilir. Ya da ben bunları çakmakla yakıyorum. Çakmakla yaktığım an tertemiz oluyor. Yani herhangi bir şekilde uğraşmaya gerek kalmıyor. Çünkü burada niye iplik vardı diğerlerinde yok? Burada kafa sürekli kalkarak kalkıyor yana gidiyor. Bir nokta damlatıyor kalkıyor yana gidiyor. Bu kadar çok arada boşluk var ve sivri uçlar varsa ipliklenme oluyor. Yani ne ile basarsanız basın oluyor. Mesela yine şurada da birbirine yakın şurada iki tane şey var. Bunların arasında ipliklenme oluyor. Çünkü Sivri sivri ama şuralarda ipliklenme yok gördüğünüz gibi. Çünkü burada bir başlıyor bayağı bir baskı alıyor. Bunun dışında şöyle neler var bakalım. Yine burada da ufak tefek ipliklenmeler var. Bu arada bunların tamamını da bu makineyle basmadım. Arada destek aldığım diğer yazıcılarım da var. işte Ender 5, S1, CR, M4, K1 onlarla da bastığım parçalar var. Mesela şunu da K1 ile bastım. Onda da minik bir ipliklenme var. Dediğim gibi böyle çok sivri uçlu şeyler varsa ipliklenme oluyor. Mesela bunda da hiç ipliklenme yok. Tertemiz bir baskı sanki fabrikadan üretilmiş gibi parçalar da var. Bunun dışında bahsetmediğim ne var diye bakıyorum şöyle. Çok şey bastım çünkü. Ee, bahsetmediklerimi de videoda zaten ara görüntü olarak koyuyorum. Şimdi makinenin şöyle bir dış görünüşüne bakıp özelliklerini inceleyelim. İlk dikkatimi çeken şey direct drive bir extruder olması. Bunun dışında çift eksen ama çift motorlu değil kayışlı bir sistem yapılmış. Kayışlı olması gayet yeterli dediğim gibi daha önce ben kayışlı sistemde yaptım. Çift motorlu da yaptım. Çift motorun üzerine kayış ekleyerek de yaptım. Çift kayış en uygun ve en pratik bir şekilde işi çözüyor. Bunun dışında kötü bir şey olarak şunu söyleyebilirim. Filament sensörü yok. Filament sensörü takılabiliyor. İlla olmak zorunda değil ama olsaydı güzel olurdu. Çünkü bu sefer filamentin makaranın dibine geldiğinde sürekli teyakkuz halinde olmamız gerek. İşte bitince devamını vermek için. Ama filament sensörü olsaydı filament bitti diye duruyordu. Değiştirmek için bize süre veriyordu. Biz onu değiştirip baskıya devam edebiliyorduk. Ama eklenebiliyor. Çok pahalı şeyler de değil. Muhtemelen 50-100 liraya halledilebilecek şeyler. Ama bu da olsaymış güzel olurmuş. Bunun dışında şöyle etrafına bakıyorum. Arkada 230 volt, 115 volt ayarı var. Türkiye'ye gelen makineler 200 volt, 230 voltluk geliyor. Dolayısıyla bir işlem yapmaya gerek yok ama yine de gözden kaçabilir. İçindeki şeyi yakmayalım, güç kaynağını yakmayalım. Bunun dışında şöyle etrafına bakıyorum. Yine güç açma kapama tuşu var. SD kart girişi var. Büyük SD karta geçilmiş burada. Küçük SD kartlar hakikaten böyle söküp bilgisayara takması falan problemliydi. Büyük SD kartları seviyorum. Hatta keşke hepsini USB'ye çevirseler. Yani SD kart vesaire de olmasa çok daha böyle pratik bir şekilde sok çıkar bir mekanizma yapsalar gerçekten daha memnun olacağım. E tabii ki bunlara Wi-Fi vesaire de eklenebiliyor. Uzaktan baskı falan alınabiliyor ama yine de Micro SD'de yani kurtulup normal SD'ye geçilmesi hoşuma gidiyor. Creality bundan sonraki bütün makinelerinde bunu yapıyor zaten. E, Type-C girişi var. Type-C girişini normalde kullanmıyoruz ama OctoPrint gibi bir şey bağlayacaksanız ya da bilgisayara bağlayıp bilgisayardan baskı alacaksınız. Ya da Clipper gibi bir şey yükleyecekseniz. işte şurada bir Sonic Pad'im var onu da bağlayacağım muhtemelen buna. Sonic Pad gibi bir şey bağlayacaksanız da Type-C girişini kullanıyorsanız type de daha modern bir girişi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında ekranı güzel. Minik bir ekranı var. Renkleri falan gayet güzel. Dokunmatik değil. Şuradan çok hızlı bir şekilde kontrol edilebiliyor. Arayüzü güzel. Arayüzünde bize bir sürü şey vermiş. Bir sürü ayar vermiş. Mesela K1 çok beğeniyorum. K1'i çok severek kullanıyorum. Hatta şu anda çalışıyor arkada. Böyle bir tiz bir sesi geliyor olabilir. Yan da çalışıyor. Ama orada mesela çok şeye müdahale edemiyorum. Çok sadece işte diyelim ki e step ayarı yapacağım. Bunu yazılımdan yapmam gerekiyor. Doğrudan üzerinden yapabiliyorum. Ben böyle kurcalamayı seviyorum. Makinaları böyle kontrol bende olsun istiyorum. Burasında bir problem var. Sökeyim değiştirebileyim. Kabloları ortada olsun böyle elleyebileyim. Yani K1 gibi tamamen kapalı bir sistem olduğu zaman bir tık böyle kendimi gergin hissediyorum. Çünkü bir problem çıksa direkt aynı parçayı orijinal olarak alıp takmam gerekiyor ama burada öyle değil. Burada şu kapayı sökerim, başka bir ekstruder takarım, motorunu değiştiririm, ışık eklerim, bilmem ne yaparım. Bir sürü şey yapma şansım var. O yüzden bu tip bir tık daha maker tarzı ürünler hoşuma gidiyor. Bu tabii ki biraz tercih meselesi. Bunun dışında en güzel şeylerden biri. Bunun altına bir tane load cell koymuşlar. Yani nozzle buraya dokunduğunda ağırlığını ölçüyor ve kendisi geri çekiyor. Yani sadece CR taşla seviyeleme yapmıyor. Aynı zamanda nozulu tabloya değdirerek ağırlığını ölçmek suretiyle de bir kalibrasyon yapıyor. Dediğim gibi o yüzden ilk katmanlarda hiçbir problem yaşamıyoruz. Kendi ucunu da gayet güzel bir şekilde temizliyor buraya sürerek. Ondan sonra baskıda hiçbir problem olmuyor. Eski yazıcılarda en sevmediğim şeylerden bir tanesi şuydu. Bir tane parça basarken sıkıntı yok ama 20 tane parça basarken böyle parça parça kenardakiler kalkıyordu ya da aralarında çok fazla ipliklenme oluyordu. Bir sürü problem yaşıyorduk. Bu makinede öyle bir şey yok. Bu makinede 20 tane 30 tane küçük parçayı yan yana koyup baskı aldığım oldu ve hiçbir problem yaşamadım. Bayat filamentle de bastım, yeni açıldım. açılan filamentle de bastım, Creality'nin orijinal filamentiyle de bastım, başka markaların yerli filamentleriyle de bastım. Hiçbir problem yaşamadım. Hızından da bahsedelim. 250 mm bölü saniye hızı var. Ender 3'lerde bu hız 60 de 120 milimetre bölü saniye aralarındaydı. 250'ye çıkarmışlar. Burada gerçekten hızlı olduğunu hissettiriyor. Bununla ilgili yayında yayınladığı şeyler de var. Aynı ürünü Ender 3 ile basıyorlar. İşte Ender 3 versiyonu 3 ile basıyorlar. Aradaki farkı gösteriyorlar. Ama şu an tabii 600 milimetre bölü saniyelik K1, K1 Max gibi makinelerde piyasadayken 250 az gibi gelmesin gözünüze. Tam şey olmuyor. Yani 60 milimetre bölü saniyelik bir makineyle 600'lük arasında 10 kat hız farkı olmuyor. Çünkü imelenme denilen bir şey var. Yani Mesela şöyle bir şey basarken buradan buraya 600 mm bölü hıza çıkabiliyor ama şöyle bir şey basarken buradan buraya 600 mm bölü saniye hıza çıkamadan daha yuvarlak tamamlanıyor ya da o köşeyi dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla ortalamada şöyle bir şey diyebilirim. Bu Ender 3'ten belki bir buçuk kat daha hızlı basıyordur. K1 de bundan bir buçuk kat daha hızlı basıyordur. Yani böyle çok çılgın farklar yok. O yüzden çok yavaş basacakmış gibi bir algı oluşmasın. Bu arada birkaç kişinin şey yaptığını gördüm. Clipper bağlayarak ki bu Sonic Pad ile bağlanabilir, bilgisayarla bağlanabilir, Raspberry Pi ile bağlanabilir, eski Android telefonunuzla bağlayabilirsiniz. Clipper kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. 500 mm bölü saniye hıza çıkan kişiler olmuş bununla. Kasası sağlam olduğu için çok problem olmuyor. Sarsıntı vesaire olmuyor. Şu an masa sallanıyor mesela yalıcı sallanmıyor. Dolayısıyla e, yüksek hızlarla da çalışma şansımız var. Ama ne de ABS'de değil, PETG'de değil, e, diğer şeylerde değil, PLA'da bunlarla çalışma şansımız var. Bunun dışında şöyle notlarıma hızlıca bakayım anlatmadığım bir şey var mı diye. sesinden, sesini not almışım. Bayağı sessiz arkadaşlar. K1 gibi yüksek sesli makineler ya aynı evde aynı odada çalışamıyorsunuz. Yani yan odaya koymak gerekiyor. Mesela benim şu an yan odamda K1 çalışıyor. Ama buraya koysaydım bu videoyu çekemezdim Bunu da çekerim. mesela Ender 5 S1 ile çekerim. Ender 3 versiyon 2 ile çekerim. Ki onu da sessiz anakartla upgrade etmiştim. Bayağı sesi azalmıştı ufak bir fan sesi var. Onun dışında motor sesi vesaire çok fazla duymuyorsunuz. Çok nadiren hızlandığı yerlerde minik bir motor sesi gelebiliyor. Filamenti değiştirmesi çok kolay. Çıkar diyorsunuz, çıkarıyor. Tak diyorsunuz, takıyor. Türkçe menüsü var. Bunlar gayet güzel. Bir kere başıma şey geldi. E, otomasyon sistemine bağlamıştım ben bunun prizini. Kamerayla izliyorum. Baskı bittiyse uzaktan kapat boşuna elektrik harcamasın diye. Dedim yani bir şeyleri pratik bir şekilde ve en az maliyetle halletmeyi seviyorum. E bir kere o prizi daha önce bir ışık için kullanıyordum. Alexa'ya bütün ışıkları kapat dediğimde yazıcıyı da kapattı. Sonra tekrar açtım. Elektrik kesintisi sistemi nasıl devam ediyor diye de görmüş oldum. Zaten elektriğini bir kesip deneyecektim. E, tesadüfen denk geldi. Elektrik kesildikten sonra devam etti ve hiçbir problem yaşamadım. E, güzel devam etti. Yani böyle çizik vesaire bir şey oluşmadı. Video uzadı kusura bakmayın çok fazla baskı aldım çok fazla şey test ettim o yüzden çok fazla anlatacağım şey olduğu için bir tık fazla konuştum tekrar kusura bakmayın. Şöyle bir toparlayalım 10 bin liranın altında bir makine arıyorsanız printing farm kuracaksanız 30 tane 40 tane 50 tane makine alıp printing farm kuracaksanız kesinlikle tavsiye ederim kesinlikle pişman, pişman olmayacağınız bir makine. İlk defa 3 boyutlu yazıcı alacaksanız ben problem yaşamadan yok orasına kağıt sokayım buranın tablasını vidalayayım bilmem ne bunlarla uğraşmak istemiyorsanız adam akıllı güzel baskıları en az enerji sarf ederek almak istiyorsanız gerçekten tavsiye ederim yani bunu yürekten söylüyorum evet bu makineyi bana Creality incelemem için gönderdi ama söyleyeceğim şeylere kesinlikle hiçbir şekilde karışmıyorlar zaten ben de karışmalarına hiçbir, hiçbir sponsorumun karışmasına izin vermem ama denememin şöyle bir güzel yanı var bir sürü makine deniyorum ve ihtiyaca yönelik sizlere öneride bulunabiliyorum. Bazı insanlar diyor ki ben şu 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 işleri yapacağım diye. O zaman diyorum CRM4 alman senin için daha mantıklı. Ben bunları yapacağım K1 Max alman mantıklı. Ben bunları yapacağım Ender 3, S, e, Ender 3 versiyonu SE alman mantıklı diye önerebiliyorum. E, peki bunu kimlere öneriyorum? Başlangıç seviyesinde ilk yazıcı sıra alacaklara kesinlikle öneriyorum. Bütçesi düşük. Ben ikinci el yazıcımı alsam bilmem ne mi yapsam diyenlere de diyorum ki ikinci ele 5-6 bin lira para verip uğraşacağına 7-8 bin lira pula ver tertemiz baskı alsın. Bunun dışında printing farm kuracak ama düşük bütçeyle kuracak insanlara da öneriyorum. Yani bunlar 10 tanesini bağlayıp işte Sonic Pet olabilir, e, Creality Box olabilir ya da işte Raspberry Pi OctoPrint gibi şeylerle wi fiye bağlayıp bilgisayardan tek tuşla 10 tanesine 20 tanesine baskıya gönderebilirsiniz. Bunun dışında benim gibi cihazlarını geliştirmeyi seven insanlara da öneriyorum. Sadece böyle düşük bütçeli gibi düşünmeyelim. Dediğim gibi buradaki kabloyu çıkarıp buraya bir şey takacaktır. ışık takacaksınızdır. E, ne bileyim bunu seri üretim yapan bir makineye döndüreceksinizdir ki böyle bir sürü video var. Özellikle Ender 3'lerle, Ender 3 versiyon 2'lerle ilgili videolar var. Yakında bununla ilgili de gelir. Ekosistemi çok geniş olmasını seviyorum Ender 3 serisinin. Ender 3 serisini parçalayıp filament eritme makinesine dönüştürenler var. Buradaki parçalarla yeni filament üretme makinesine dönüştürenler var. Gerçekten bir şeyin yaygın olması da benim için çok önemli. Yani bir şey satın alırken o şey yaygın mı? Ona da bakıyorum. Yaygın değilse parça bulamıyorsunuz. Mesela iPhone 7 var mesela. iPhone 7'ye internetten kılıf çizimi buldum. Ama Oppo'ya bulamadım örnek veriyorum. Çünkü bununla ilgili tasarım var. Oppo'yla ilgili tasarım yok. Bu da aslında önemli. Çünkü bunun yedek parçaları da yakında üretilecek. Daha fazla marka, daha fazla üretim yapacak. Geliştirebileceğiz. Daha yeni özellikler ekleyebileceğiz. Dediğim gibi dönüştürebileceğiz. Bunu filament üretme makinesine de dönüştürebileceğiz. Ya da buna bir e, rulo bağlayıp sonsuz üretim yapan bir makineye ya de dönüştürme imkanımız var. O yüzden ee, şöyle tekrar 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 toparlıyorum. Giriş seviyesinde makine alacaksanız kesinlikle tavsiye ederim. Görüşmek üzere çok konuştum kusura bakmayın. İyi ki varsınız.